Seyit Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Seyit Bey, bu güzel lezzetler hakkında sohbetimiz başlayacak ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. Evet. 2002 yılında buraya açtık. 20 seneden aşkın devam ediyoruz. Aynı lezzet, aynı kalite devam etmeye sürdürüyoruz. Çok güzel. Aslında sizler burada 20 senedir, daha doğrusu uzun senelerin vermiş olduğu tecrübeyle hizmet vermeye devam ediyorsunuz efendim. Şimdi bizler sokak aralarında gezerken muazzam lezzetler duyuyoruz ve çat kapı direkt içeriye giriyoruz. Buradaki tamamen lezzetlerle alakalı konuşmayı çok seviyoruz. Şimdi burada hangi lezzetlerimiz vardır? Kaç çeşit lezzet tattırıyoruz insanlara? Biz sadece odun ateşine yaprak dönüyor yapıyoruz. Genellikle İskender. Tabakta sade yapıyoruz. Dürümde yarım şekilde yapıyoruz. Et ne kadar kaliteliyse biz bir o kadar yerken keyif alıyoruz. Şimdi burada peki kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz sizler? Kaliteyi genç hayvanda sağlanıyor. Genç hayvanları aldıktan sonra kuzu karışımı %50 dana, %50 kuzu karışımı yapıyoruz. Bir hafta sosta bekleniyor. Tabii ki bu salon önünde ayrıntılı geçiyor, sinirini falan her şey ayıklanıyor. Sosa, çelik tavalar sosa giriliyor. Eti sosta beklememiz nedeni etin yumuşak olması. Sosun kalitesinin oluşması lazım. Et insanı rahatsız etmemesi lazım. O nedenle bir hafta sosta beklemesi iyi olur diye düşünüyoruz. Çok güzel. Aslında burada aynı zamanda hayvanın beslenmesi de önemli. Şimdi bizler İzmir'deyiz ama Ağrı'dan buraya geldik ve orada fazlasıyla hayvancılık çok oluyor. Ve burada sizler tabii ki orada kesinlikle hayvanın tamamen bütün halinde görmüşsünüz. Onun tecrübesi de var diyebilir miyiz burada? Tabii ki. Ben zaten şu anda bizim hayvanlar sardığımız et Ağrı'dan geliyor. Benim Kemalpaşa'da çiftliğim var. Üretimi kendim yapıyorum, kendim besliyorum. Akşam gidip hayvanlarla ilgileniyorum. Yani farkımız bu. Çok güzel. Aslında burada bütün ürünleri bizler kendimiz imal ediyoruz diyebilir evet, miyiz? Tabii ki. Muhteşem. Şimdi bu güzel lezzetleri tadabilmek için buraya mı gelmemiz gerekiyor yoksa paket servisleriniz var mıdır? Paket servisimiz de var. Çok güzel. Aslında sizlere ulaşımda çok kolay diyebiliriz. Şimdi aslında sizler küçüklükten beri bu işte sürekli hizmet veriyorsunuz ve bu alanda başarı da sizin için kaçınılmaz olmuş. Peki sizce burada başarınızın sırrı nedir? Dürüstlükten. Yani dürüst olduktan sonra her başarıya varırsın bence. Gıda sektörü çok önemli bir sektör. Hijyen, kalite. Bu arada tabii ki bir hedefim var. 3 ton dönerle Guinness Rekorları kitabına girmeye hazırlanıyoruz. Allah izin verirse. Oo, çok güzel. Aslında evet. Hedeflerimiz çok büyük diyebiliriz. Az önce kendinize bahsettiğiniz ama ben birazcık bu konuyu açmak istiyorum. Hijyen gıda alanında olmazsa olmazlardan birisi biliyorsunuz ki. Tabii ki. Burada peki hijyen nasıl sağlıyoruz? Hijyen etin kestiğin yerlerden, ondan sonra eti soslarken mutfağın çok önemli. Soğuk havada yapın çok önemli. Yani o eti bir hafta boyunca muhafaza etmek için önemli olan şeyler. Tabii ki döner tezgah çıktığı zaman tezgahtan hijyenik başlıyor. Serviste hijyenik başlıyor. Aslında bütün her şeye dikkat ediyoruz diyebilir miyiz? Tabii ki. Seyit Bey, son olarak değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Mükemmel lezzetler için sizin yeşil dönere bekliyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olun. Efendim, bizler size muazzam bir lezzet durağından seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Ben Zehra Fidan, programı Sız Kesmeden devam ediyor.